Merhaba, ben Erkan. Ben de Eda. İskenderun'da yaşıyoruz ikimiz de. Edebiyat öğretmeniyim. Eda da ilkokul 4'e gidiyor. Bunun dışında 40 yaşındayım. Eda da 9,5 yaşında, 10 yaşında olacak yakında. Bunun dışında bir kızımız daha var, 4 yaşında, Deniz Pera. Eşimle birlikte. Çocuklarla oldukça iyi zaman geçirmeye çalışıyoruz. Bisiklet bunun parçası tabii ki. 2 yıldır bisikletle çok güzel zaman geçiriyoruz İda'yla. Sürüyoruz. Evet, birlikte sürüyoruz. Öyle. Daha çok ailece sürmeyi seviyoruz. Ailece böyle arsıza gidip orada piknik falan yapıyoruz. Kardeşimi arkaya oturtuyoruz. Biz de hep beraber gidiyoruz öyle. Tur planını biz geçen sene aslında hayata geçirmek istedik. Geçen sene planladık. İskenderun'dan İstanbul'a kadar. İda'nın doğum yeri İstanbul, Şişli. 2009 doğumlu. Güzel bir güzergah belirlemiştik geçen sene. Ailedeki rahatsızlıktan, hastalıktan dolayı geçen seneki turumuzu iptal ettik. Daha doğrusu erteledik. İnşallah bu sene sıkıntı yaşamazsak, sağlıkla ilgili durumumuz el verirse düşünüyoruz. Tabii bazı sıkıntılı güzergahlar var. Mersin, özellikle Taşucu, Aydıncık arası. Orayı pas geçeceğiz tabii ki. Güvenlik ön planda. Tur aslında 3 şekilde planlamıştık. İlk güzergahımız İskenderun İstanbul. Ondan sonraki İstanbul Karadeniz turu. Ve eğer yapabilirsek tabii ki yukarıdan aşağı doğru gelmek, kafaya doğru. İnşallah en kısa zamanda gerçekleştirmeyi istiyoruz. İda da özellikle Gökova bunun için güzel bir antrenman oluyor. Geçen sene de geldik. Evet. İda sen de Ahmet. Bu bizim ikinci Gökova'mız oluyor. Geçen sene de gitmiştik. Ondan önceki sene Daphne Bisiklet Festivali'ne gitmiştik Muğla'da. Geçen sene biraz kötüydüm. Geçen sene çok yoruluyordum. Ama bu sene biraz daha yorucu gelmedi. Daha iyi geldi bu sene. Böyle yüzdük, güzel eğlendik. Bak, gelecek sene de gelebilirsek gelmeyiz. Bizim şöyle bir sloganımız vardı İda'yla geçen sene yaparken bunu. Bisikletle hayatın içindeyim. Güzel bir slogan aslında. Biz mesela şu an İda'yla evde bilgisayar kullanmamaya çalışıyoruz. Evet. Telefonum uzak durmaya çalışıyoruz. Ve mümkün olduğunca zamanımızı dışarıda geçirmeye çalışıyoruz ve bisiklete binmeye çalışıyoruz. Aslında arkadaşlara en büyük tavsiyemiz bu olacak. Yani ailenizle, çocuklarınızla kitap okuyacaksınız, gezeceksiniz, bisiklete bineceksiniz, bir aktivite yapacaksınız. Ama önemli olan birlikte yapmak ve dışarıda yapmak. Ve hepsinden daha önemli. Biz eskiden evde duruyorduk. Yani hafta sonumuzu evde geçiriyorduk. Ama ondan sonra dışarı çıkıp bisiklete bindik. Sonra artık hep böyle bisiklete biniyoruz dışarıda birlikte ailemizle. Biz bisiklete binmeyi çok seviyoruz ve mümkün olduğunca, elimizden geldiğince hayatımızı bu şekilde geçirmek istiyoruz. Herkes binebilir. Evet, herkes başarabilir. Sloganımız bu.